Alo, Fikriye Hanım'la görüşebilir miyim? Pardon, yanlış oldu galiba. Bana bakın şimdi. Tosun'u 100 dolar için içeri diskoya attılar. Bakın 150 bin dolar için bizi asarlar abicim. Eyvah! Bakın şimdi, biz en iyisi bu parayı bırakalım yerine. Başkaları bulsun, yürü. Bir dakika. Levent Üstemen öğrenince ben ne öreceğim? Param var mı? Derdin var. Yemeyecektin şişik beleş tostları löpür löpür. Ne yapalım mukadderat? Sen yemedin mi dingesiz? Çubu, sen en iyisi bir git Levent Üstemen'i yakala. De ki komutanım böyle böyle oldu de. Ben o sıpraya giderken yolda buldum de. E yalan mı değil? Söyleyeyim değil mi? Söyle. Söyle şişikçim be. Bak. Tosun senin yüzünden içerdi çocuk be. Yazık ya. Hadi. Hakikaten lan. Tosun'u da kurtaralım da. Çıkınca bir dost ne yapsın manyağı. Canım çekti. O kadar konuştuk şimdi. La oğlum Tosun'un 100 dolar sahte çıktı değil mi? Sahteydi. İster misiniz abicim bu 150 bin dolar sahte çıksın? He? Çabuk ulan çabuk. Gel. Senin ne işin var burada? Evet. Senin burada ne işin var? Kerim. Şöyle idare edeyim komutanım. Bir problem olduğunu duydum ve iyi bir atker olarak gelip yardımım olup olamayacağını gözlerimle görmek istedim. Komutanım, Cemal izin kağıdını vermek istemiyor. Sadece size teslim edermiş. He, saniye vereyimmişim. Cemal, ver bakayım şunu. Bunu sana binbaşı mı verdi? He, ta kendisi verdi komutanım. Kendisini ben de gördüm komutanım kademede. Yalnız çok iyi bir atker olduğunu söyleyemeyeceğim. Zira ben gördüğümde bir düğmeti tanlanıyordu. Daha sonra kademeyi tekrar ziyaret ettiğimde o düğmeyi yerde buldum. Tabi kademede ne itin vardı diye sorarsanız şöyle yanıtlayayım. Benim kademede bir arabam var. Tamam Yusuf, uzatma. Düğmeyi ver bakayım. Buyurun komutan. Tamam, herkes görevinin başına. Yusuf, sen kademeyi kontrol et. Emredersiniz komutanım. Anam! Bu paralar şişmiş mi? Sığmıyor bunlara. Hakikaten doğru söylüyorsun ha, şişik. Şişt, şu döşemeyi kaldıralım da vidalayalım. Ben niye kaldırıyorum? Sen kaldır. Bana ne? Cumbo. Aca bıdı 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 çenen çalışıyor. Biraz da elin çalışsın. Bak sat şu iş halle olsun. Hadi ya. Fikri'nin arabanın etrafında. Ne yapıyorsun? Burada ne? Hiç heveslenmeyin komutanım. Sahte olma ihtimali var. Sahte paraların menteği belli oldu. Zaten tüpheleniyordu. Komutanım siz bizi yanlış anladınız. Ey yanlış anlayacağım be. Elinde sahte paralar benim arabama tokutturmaya çalışıyorsunuz. Zaten bu alayın benim arabamla ne alıp veremediği var anlamadım. Bir araba aldım, herkes kıskançlıktan çatladı. Ne kıskanç bir alaymış. Komutanım yapmayın yani. Sırf size kıskançlığımızdan dolayı üşenmeyip 150 bin dolar sahte para mı bastık biz? Evet komutanım biz bastık. Nereye biz de bastıysak? He. Sonra da sizin arabayı bulduk ve ona saklamaya çalışıyoruz. He. Öyle olmadı ki, doğruyu söylesin mi? Ne fazlası istemem. Kaldır elleri. Dürtün önünü. Dürün. Cemal, sana izin kağıdı veren sahte binbaşı bu muydu? Yok komutanım, bu değildir. Daha uzun boyluydu. Ne? Cemal, hasta etme adamı. Vesikalık fotoğraf bu. Nereden anladın adamın daha kısa boylu olduğunu? Doğru değilsiniz komutanım ama o daha uzun boyluydu. Anladım. Bu muydu peki? Değildir. Bu? Bu da değildir. Bu? Bu hiç değildir. Bu. Uy! Galiba tanıdı komutanım. Komutanım, insanlar birbirine bu kadar benzer derlerdi ama inanmıyordum. Ya ikiz gibiler. Bizim Trabzonsporlu yattaraya benziyor. Hıt demiş, burnuna düşmüş komutanım. Cemal, bak yavaş yavaş sinirleniyoruz ama. Bırak konuyu dağıtmayı da hatırla şunu! Niye sinirleniyorsunuz komutanım? Adam yattaraya benziyor. Benim suçum ne?
Ne oluyor be? Adam gibi durun karşımda. İndir elini. Komutanım. Olayı Tödmüt bulunuyor. Anlıyorum. Senin için hayırlısı olsun Fatocuğum. Cum. Tamam. Anladım. Yolun açık olsun. Hadi uzatma, daha ben de arayacağım. Boşuna zahmet etme, al buradan konuş. Yok, ben kendi kartımı ararım. Sen bilirsin. Tamam Fato, kendine iyi bak. Sağ ol. Ne dedi? Kabul etmedi tabii. Bak şimdi bir de beni gör. Bence boşuna zahmet etme Burder. Çünkü Fato kibar bir dille böyle bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi. Nereden biliyorsun? Belki seninle bir ilişki istemiyordur da benimle istiyordur. Yani ben olsam benimle ilişki isterdim. Boşuna uğraşma Burder. Bak, Fato açıkça söyledi. Yani bu seninle ilgili değil. Bu aralar kimseyle bir ilişki yaşamak istemiyormuş. Yapma ya. Bunların hepsi sahte. Nereden buldunuz bunları? Anam! Yusuf uzman çavuşumuzun arabasından çıktı vallahi. Zinhar iftira, yalan. Nereden benim arabamdan çıktı? 40 yılda bir araba aldım. Bütün alay kıtkanıyor komutanım. Nerede mi kıtkanıyordu? Nereden çıktı benim arabamdan? Tamam Yusuf, tamam. Sakin ol. Komutanım durumu beni zahideyim mi? Mesul komutanım, bizim bu parayla hiçbirine bir alakamız yok mu komutanım? Komutanım başımıza kötü bir şey gelir mi acaba? Ne yani şimdi, ben üstünde değil miyim? Yeter! Çıkın dışarı! Emredersiniz komutanım! Başla Yusuf, sen kal. Emredersiniz komutanım. Dışarı!